Arkadaşlar hepinize merhaba. Şimdi aynı mantıkta IP'lerin yazılımını düşünelim. Üste ikilik sistemi yazdım. Bakın, pardon, ikilik sistemdeki değerleri 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Dediğim gibi haneler arttıkça 0, 1, 2, 3, 4 diye 2 üzeri gidiyordu. Sonra bunların karşılığını yazdım. 2 üzeri 0, 1. 2 üzeri 1, 2. 2 üzeri 2, 4. 2 üzeri 3, 8. Yani bu 3 tane 2'nin çarpımı demek. 2'nin kübü. 2 çarpı 2 çarpı 2, 8 yapar. Aslında bir önceki sayıyı 2 ile çarpmanıza yeterli. 2'nin 8'in 2 katı 16. 16'nın 2 katı 32. 32'nin 2 katı 64. 128 şeklinde gidiyor. Peki biz buraya bir IP yazmak istesek. 192. 192'yi yazmak için İlk önce bir tane 128 kullanacağız. Çünkü bu dizdeki en büyük rakam zaten 128. Bir tane de 64 aldığımız zaman 128 artı 64 bize 192'yi veriyor. Geri kalanın olduğu gibi 0 yazabiliriz. Yani biz ondalık sistemdeki 192'yi eğer ikilik sistemde yazmak istersek 1 çarp şey 1 1 peşine de 6 tane 0 koymamız yeterli. Bu rakam 192'ye eşit. Peki 168'i nasıl yazarız? 168. Yine 128 ile başlıyorum. 168 bize en yakın rakam olduğu için bir tane bundan aldım. Bir tane 64 alırsam 192 oluyordu. Oradan 0 aldım. 64'e ihtiyacım yok. 32'den alırsam 150, 160 yaptı. 160. 16'dan alırsam 176 yapar. Geçmiş olurum. O yüzden bundan 0 diyorum. 160. Bir tane de 8 alırsam 168. Bu durumda bakın şu sayıları yan yana koyuyorum. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Başa gidiyorum. 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Şu rakamı yazdığım zaman bana 168 yapmış oluyor. Devam ediyorum. 0 yazmak için hepsinin 0 olması yeterli. Bu zaten 0'a denk. 1 olması için de sadece 2 üzeri 0'ın karşısına 1 yazmam yeterli. Bana 7 tane 0, sonda bir tane 1, 1'i veriyor. 255 yazmak istersek de hepsine 1 koyuyoruz. 8 tane 1, 255 yapıyor. Şimdi bunları yine IP olarak düşünelim. 192, 168, 0, 1 yazmak için. 1, 1, 7 tane 0. 1, 0, 1, 0 şeklinde gidiyor. Hepsi 0. 0, 0, 0, 1. İşte şu rakamların hepsini ikilik düzende yazdık. Maskesini yazacak olursak 255, 255, 255, 0. Bunun ikilik düzende yazarsak da değeri bu oluyor. Şimdi bu kadar ikilik düzenden neden bahsettik? Çünkü alt ağlara bölmenin aslında temelinde yatan sistem ikilik sistem. Yani bir bilgisayar, bir IP'nin hangi ağda olduğunu öğrenmek için alt ağ maskesine başvuruyor. Şu subnet maskına. Ve bunu yaparken de şu iki işlemi, iki rakamı, ikilik sistemdeki rakamları bir AND işlemine, V işlemine tabi tutuyor. V işlemine tabi tuttuğunuz zaman burada gördüğünüz bütün birler yukarıdaki değerleri birebir karşılamış oluyor. Bu durumda şöyle bir maskeyle bir ağ gördüğünüz zaman burası 192.168 0 network diyorsunuz. Bu ağın adı 192.168 0. Bunu demenizi sağlayan şey de bu alt ağ maskesindeki birler. İşte bunun için alt ağlara bölmeniz gerektiğinde bu birleri ve ne işe yaradığını bilmeniz gerekiyor. Şuradan bir bit daha kullandığınız zaman alt ağlara bölmüş oluyorsunuz. Şimdi bunların detayına yavaş yavaş gelelim. Normalde bakın deminki 192.168 0 network'ü birlerden dolayı şu ilk 3 octet bu IP'nin network adresini sondaki octet ise yeşille gösterdiğim kısımsa IP adresini gösteriyor, host IP'sini. Yani bu cihaz, bu ağdaki cihazların alabileceği bütün IP'ler burada. 1'den 255'e kadar. Çünkü buradaki bütün alt ağ maskeleri 0. Şuradaki değerler ise 1. 1'e karşılık geldiği için burası network adresi. Sağda kalan kısım host IP, host adresi. Devam ediyorum. Örneğin 2 6 ağa böldüğümüzü varsayalım.
Normalde C class bölü 24 iken 25 yapıyoruz. Yani 1 bit kullanıyoruz. Bakın 1 1 1 1 1 gidiyor. Son oktette bir tane bit alınmış. N eşittir 1. Host bitim ise yeşiller ise 7. Normalde 8 iken bir tanesi kullanıldığı için 7'ye düştü. Şimdi bu bize neyi sağlıyor? İlk başta verdiğim formülü hatırlayın. 2 üzeri n. 2 üzeri n'deki n burasıydı, bakın kırmızı. Bir tane bit alınmış. Demek ki 2 üzeri 1, 2 altağa bölünmüş. Yani şunu yaparak biz C class bir IP'yi 2'ye bölmüş oluyoruz. Peki her ağda kaç tane IP oluyor? Yani 2'ye böldük. 2 üzeri m eksi 2 tane. M burada 7. 2 üzeri 7 eksi 2. Yani 128 eksi 2. Bu da her ağda 126'şar adet host bağlanabilir demek oluyor. 2'ye böldük. 126, 126. İşte toplamda da kaç tane dediğim? 2 tane ağa böldüğümüz için 126. 2 çarpı 126, 252 adet host bulunabilir toplam her iki ağda. Devam ediyorum. Buradan da şunu da belirtmekte fayda var. Normalde C class bir IP hiç bölünmediği zaman 254 tane IP alabiliyor. Yani C class'taki bölü 24 olan bir IP'de 254 tane cihaz bağlanabilir. Ama biz bunu ikiye böldüğümüzde deminki formüllerden dolayı bakın 126 126 bölünüyor. Her ikisinde de birer network adresi ve birer broadcast adresi kullanıldığı için demin 254 iken şimdi 252'ye düştü. Bir kere daha böldüğümüzde bu sefer 62'li 4 tane bölüm oluyor. 4'e böldük. Bu sefer toplam host dediğimiz 248'e düştü. Dikkatinizi çektiyse her seferinde bakın bir kere daha veriyorum. 30. Bu sefer 240'a düştü. 8'e böldüğümde. Bunu şöyle topluca düşünürsek normalde hiç bölünmemişken 254, 2'ye böldüğümüzde 252, 4'e böldüğümüzde 248, 8'e böldüğümüzde de 240 tane cihaz bağlanabiliyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim nokta her seferinde her böldüğünüzde birer IP kaybettiğiniz için bölündükçe ağdaki cihaz sayısı, toplam cihaz sayısı azalıyor. Bölüm sayısı artarken cihaz sayısı artıyor. Yani siz her böldüğünüzde aslında birkaç tane cihazdan feragat etmiş oluyorsunuz. Toplam cihaz adedinden. Yine IP bölünmeden önce örneğini veriyorum. 2 üzeri 0 bir tane ağ mevcut. Şurada 8 var. Bakın burada formülde yerine koyuyorum. 2 üzeri 8 eksi 2, 256 eksi 2, 254 tane cihaz yapıyor. Ve bu C class'ın bölünmemiş halindeki network adresi 192.168.0.0. Çünkü bu ağın ilk IP'si bu. Son IP'sine 192.168.0.255. Bu iki rakamın arasında kalan değerler ise 192.168.0.1, 192.168.0.254 şeklinde. Umarım burası oturmuştur. Çünkü bunun üzerine inşa ederek devam edeceğim. Artık örneklere geldim. Sıfırın bir üstü 1, 255'in bir altı 254. O yüzden bu ağdaki cihazların alabileceği rakamlar bunlar. Devam ediyorum. C class'ı 2'ye böldüğümüzde 2'ye bölmek için bölü 25 yapacağız demiştik. Bölü 25 yaptığımızda şuradaki 1 biti alıyoruz. 1 biti almamız demek bizim 255, 255, 255, 128 yapmamız demek. Bir ağı. Subnet maskı bu şekilde oluyor. Peki bunu yaptım. 2 üzeri n, 2 üzeri 1. Şuradaki kırmızı 1 olduğu için burası 1. Yine renk kodlarıyla hatırlatmaya çalıştım. O yüzden 2a mevcut. Yani 2'ye bölmüşüm. 2 üzeri n, 7, 2 üzeri 7 eksi 2, 126. Bu durumda şurada 256 tane seçenek olduğunu düşünelim. 256'yı 2'ye böldüğünüzde 128 yapıyor. Şunu herhangi bir yere formül olarak yazmadım. Bunu ben özellikle size kolaylık olsun diye sunuyorum. Normalde bakın sıfırdan başlayıp 255'e kadar gittiğinizde zaten birden 255'e 255 tane IP. Bir de sıfırın kendisi var. 256. O yüzden 256'yı 2'ye bölüyorum. Şurada 2A mevcut dediği için, 2'ye böldüğüm için ortasını bulmaya çalışıyorum. 128.
Bakın bunu nerede nasıl kullanacağız? Birinci ağa yazıyorum. Birinci ağ zaten sıfırdan başlamak zorunda belli. 192, 168, 0, 0. İkinci ağın nereden başlayacağını bu rakama göre seçiyorum. İkinci ağ 192, 168, 0, 128. Daha sonra buna göre son IP'leri ekliyorum. Birinci network'ün olabilecek son IP'si nedir? Bakın 128'den bir küçüğü 127 olabileceği son nokta burası. O yüzden birinci ağın en büyük rakamı 192, 168, 0, 127'dir. İkinci ağın en büyük adresi ne olabilir? 192, 168, 0, 255. Zaten bu gidebileceği son nokta. Buradan daha büyük bir rakam yok artık. Peki aralarını nasıl doldururum? Bunların arasında hostların alabileceği IP'ler 192, 168, 0, 1, 192, 168, 0, 126. 127'nin bir küçüğü, 0'ın bir üstü. Şurayı da siz düşünün, söyleyin. 128'in bir büyüğü olacak, 129. 255'in bir küçüğü olacak, 254. İşte hostların alabileceği adresler de bunlar. Şu iki network'e bölmüş olduk. Bakın tamamı tek network'ken artık şu birinci yeşil kısımdaki cihazlar, mavi kısımdaki cihazlarla direkt haberleşemiyorlar. Artık bunlar tamamen birbirinden bağımsız iki network. Devam ediyorum. C class'ı 4'e böldüğümüzde yine formüllerle bakalım. 4'e bölmek için 2 tane bit aldık. 2 bit aldığımız için bölü 24 iken bölü 26 oldu. Bu arada onu da bahsedeyim. Bakın şurada 8 tane 1 var. Artı 8 daha 16. Bir 8 daha ekliyoruz. 24. 25, 26. Yani bu 26 buradaki birlerin sayısı. Toplam kaç tane 1 kullandıysanız onu yazıyorsunuz. Bölü 26 oradan geliyor. Şuradaki 2 tane 1'i de 192 şeklinde yazmak isterseniz bir önceki videoya bakmanızı tavsiye ederim. Yine şu rakamı binary sistemden ikilik sisteme, ondalık sisteme dönüştürmeniz gerekiyor. O da 192'ye karşılık geliyor. Devam ediyorum. 2 üzeri n. N burada ne? 2. 4 a mevcut. 4'e bölünmüş. Zaten 4'e bölündüğünü başlığına atmıştık. 2 üzeri n toplam 6 tane yeşil sıfır var. O yüzden 2 üzeri 6 tane bit. 2 üzeri 6. Eksi 2. Eksi 2'yi hiçbir zaman unutmayın. O broadcast ve network adresini çıkartmak için. Çıkarttığımızda elimize kalan 62 rakam oldu. Bu durumda 256'yı yine şurada 256 tane seçenek var. 1'den 255'e kadar bir de 0'ın kendisi 256. 256 bölü 4. 4 A'a böldüğümüz için 4'e bölüyoruz. 64. 64 bize duraklarımızı veriyor. Nerelerde duracağız? İlk IP'miz ne? 192, 168, 0, 0. Bir sonraki durak 192, 168, 64 buradan aldık. Bir sonraki durak bir daha bir 64 eklersek 192, 168, 128. 128'e bir 64 daha ekliyoruz. O da 192 yapıyor. İşte 4 tane durağımı yazdım. Buradan sonra yapmam gereken şu birinci network adresinin son IP'si ne olur? 64'ten bir öncesi. 63. İkinci network'ümün son adresi ne olur? 128'den bir öncesi. 127. Üçüncünün son adresi 192'nin bir öncesi 191. Son adresi 255. Bakın burada aklınızın karışmayacağı tek nokta daima en yüksek ve ilk adres hep aynıdır. 192, 168, 0, 0. 192, 168, 0, 255. Çünkü 255'ten büyük rakam alamaz, 0'dan da küçük rakam alamaz. Şimdi bu araları dolduralım. Artık buraları bir önceki örneklerle pekiştirmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Şu arası ne olur? 0, 1, 0, 62. Bu arası ne olur? 0, 65, 0, 126. 127'nin bir küçüğü, 64'ün bir büyüğü. Bunu da siz söyleyin. 128 iken 129, 190 iken 191 iken 190. Bu şekilde gidiyor. Eğer buralarda hızlı geçiyorsam, anlamadığınız yerler varsa ekranı durdurun. Şu tabloya bir bakın. Neleri ifade etmiş. Bakın burada 4 tane ağ oluşturduk. Renklerle de ayırdım ki şu ağdaki bir cihaz, bu bir küme,
Bu kümeye karışmıyor. Bu küme, bu kümeye karışmıyor. Bunların hepsi birbirinden bağımsız. 4 tane birbiriyle hiç bağlantısı olmayan küme oluşturmuş olduk. Şu 2 tane biti alarak. Artık şu gruptaki bir, yani 192.168.0.33 numaralı bir bilgisayar, 192.168.0.146 numaralı IP'ye direkt erişemiyor. Bunlar iki ayrı mahallenin çocukları artık. Bunlar birbirinden bağımsız iki mahallede yaşıyorlar.